Ya valla Vural'la ilgili ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Birincisi o genç yaşta gitti ve çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Çok yetenekliydi, çok iyi bir insandı. Ve sisteme uygun olmayan bir insan duruyordu. Hani iyiler için bu dünya biraz bazen cehennem olabiliyor ya. Vural da maalesef o cehennemi yaşadı diye düşünüyorum. Ekonomik sisteme ayak uyduramak, devamlılık gibi birçok alanda maalesef sanki biraz... Maalesef sanki olamadı gibi. O da onu istedikçe üzdü diye yorumluyorum ben. Hani kalp krizi sadece böyle kalp kriziyle ilgili bir şey olarak açıklanmamalı. Sanki onun psikolojik kökenli olduğunu diye düşünüyorum. Ben Vural'ın da böyle bir şey olduğunu görüyordum çünkü. Kadıköy'de bazen görüyordum. Zaten sosyal medyada da kendini paylaşıyordu. Anlaşılıyordu zaten. Hani mesajı şuydu. Ben sizler gibi olamadım. Ben sisteme ayak uyduramadım. Sistemin istediği insan olamadım mesajı veriyordu diye düşünüyorum. Ve o zaman giderim. Yani o zaman gidiyorum ama sen. Sonuç hareketiyle oydu ben. Kadıköy'de karşılaştığımız sağlık durumu ortada. Yani sağlık durumu fizik olarak iyi görünüyordu ama psikolojik olarak sen onun hani onun söylemedi ama söyleyebileceği olayı okuyabiliyorsun. Hani oynamak istiyordu yani. Bir oyuncu ister. Oynayacağım mecra olmak ister. 2010 yılına kadar sitcomlar devam ediyordu. Bir özel komedi oyuncusu. Ve komedi lan sert abilerin önünde başladı. İşte sinirli abiler veya yakışıklı genç kardeşlerimizin dönemi başladı. O zaman bizim başka mecralarda var oluyor olabilmemiz gerekiyordu. Ben oyunlar yazdım, filmleri yazdım. Birçok başka şeyler yaptı, yapmaya da çalışıyorum. Bazılarımız da o dönüşümü yapamadı diye düşünüyorum. Dönüşümü yapamayınca yeni sisteme, yani yeni döneme ayak uyduramadı. Gözlecek söylediği şey, tekrara geliş olmuyor. Emek var, işte bu yüzden sabah denilen. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim.